Hayırlı Ramazanlar kıymetli dostlar. Efendim bugün akıl nimetinden konuşalım. Ondan bahsedelim. Akıl yüce Rabbimizin biz insanlara sunduğu, ikram ettiği en büyük nimetlerden birisidir. Ve akıl nimeti insanları diğer canlılardan üstün kılan sebeplerden biridir yine. Biz akıl sayesinde eşyanın hakikatini, gerçek yüzünü doğru ile yanlışın ayrılmasını bu sayede, akıl sayesinde bilebiliyoruz, becerebiliyoruz. Akıl böyle bir nimettir, güzel bir nimettir. Düşünmek demektir. Kavramak demektir. Ve bizi yaradan düşünmemizi istiyor. Aklımızı daima kullanmamızı istiyor bizden. Ayrıca akıl sahiplerini duyarlı olmaya çağırıyor Yüce Rabbimiz. Ve şöyle buyuruyor. De ki, Kötünün çokluğu sana ilginç gelse de iyi ile kötü bir değildir. O halde ey akıl sahipleri Allah'a asi olmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kurtuluşa ermenin yolu aklı kullanmaktan geçiyor. Kurtuluşa ermenin yolu isyan etmemekten, Allah'a itaat etmekten geçiyor. İşte Rabbimiz bu uyarıyı yaparak aklımızı kullanmamızı istiyor. Yine Rabbimiz Kur'an'da aklı selime, düşünmeye bizi davet ediyor, çağırıyor şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü hakikate karşı sağır ve dilsiz kesilip aklı selimle düşünmeyen kimselerdir. Burada Rabbimiz bizden aklı selimi yani selim bir akılla, sade temiz bir akılla düşünmemizi istiyor ve eğer aklımızı kullanmazsak Rabbimizin ifadesiyle hakikate karşı, gerçeğe karşı sağır ve dilsiz konumuna düştüğümüzü, düşebileceğimizi Rabbimiz haber veriyor. O halde her birimiz kulaklarımızı açarak hakkı, hakikati, gerçeği duymak, dinlemek durumundayız. Ve dilimizde aklımızın, kalbimizin tercümanıdır dil. Oradan geçenleri kelimelere döküyoruz dilimizde. Ses haline getiriyoruz. Öyleyse dilimizde güzel kullanılmalı. Yani akıllıca konuşmalar yapmalıyız düşünerek. Ne söyleyeceğimizi, sözümüzün nereye varacağını, hedefin ne olduğunu hesap ederek konuşmamız gerekiyor. Rabbimiz aklımızı başımıza almamızı istiyor bizden. Hayat veren de o öldüren de odur. Allah'tır. Geceyle gündüzü aksamadan peş peşe getiren odur. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Evet, kıymetli dostlar. Demek ki şöyle hayata bir bakmamız nasıl yaşıyoruz? Nefes alıp veriyoruz. Ayaktayız, ehlimiz, iyalimiz var ama bununla birlikte bir de ölüm gerçeği var. Her gün dünyaya yeniden yeni gelenleri, bebekleri görüyoruz, duyuyoruz ama bununla birlikte her gün ölenleri de müşahede ediyoruz. Hayat veren ve yaşatan odur. Bunu bilmek gerekiyor. Ayrıca yine dikkatimizi gece ve gündüze çekiyor Rabbimiz. Şu an gündüz vaktindeyiz. Herkes işinde, tarlasında, bağında, bahçesinde, iş yerinde, okulunda, hastanesinde vesaire. Bir de akşam oluyor, gün batıyor, gece karanlığı çöküyor. İşte geceyle gündüzün böyle peş peşe gelmesi de düşündürücüdür. Aklınızı kullanın diyor. Hala aklınızı başınızı almayacak mısınız? Bunları bir güç yani Allah olarak ben yapıyorum diyor. Aklını kullanmayanları şeytan doğru yoldan saptırır. Öyleyse gelin şeytanın oyuncağı olmayalım. Rabbimizin verdiği aklı yerli yerince kullanmaya çalışalım. Aklınızı kullanıp ona göre davranmalı değil miydiniz diyor Rabbimiz. Kime söylüyor? Buna rağmen gerçekten o içinizden nice nesilleri doğru yoldan saptırdı. Şeytandan bahsediyor. Nice nesiller yoldan çıkmıştır. Çığırdan çıkmıştır. Halbuki aklınızı kullansaydınız diyor. O doğrultuda hareket etseydiniz şeytan size bir şey yapamazdı, yoldan çıkaramazdı diyor. Aklını kullanmayanları Allah pislikler içerisinde bırakır. Aklını kullanmayan kişiler ya da toplumlar sıkıntılı toplumlardır. O toplumun fertleri de sıkıntılı kişilerdir. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O akıllarını kullanmayanları pislik içerisinde bırakır. Demek ki akıl bizi pis olmaktan, pislik içerisinde kalmaktan kurtaran ulvi, yüce mevkilere, makamlara yükselten büyük bir nimettir. Kadrini kıymetini bilmek lazım. Doğru dürüst düşünmeyenler, aklını kullanmayanlar Rabbimiz tarafından hayvan sürüsüne benzetiliyorlar. Aksine onlar başka değil, bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Arzu ve istekler akıl irfanının önüne geçmemeli. Eğer akıl geride kalırsa bedensel arzular öne çıkar. Maddi çıkarlar öne çıkar. Makam ve mevki tutkuları öne çıkar. Ama akıl ve irfan devreye girerse doğru inanç ve sağlıklı düşünme meydana gelir. Hak ve adalet ölçülerine göre karar verme imkanı zuhur eder. Ve hayatımızı bu ölçüler içerisinde değerlendirip idame ettirebiliriz. Aklı kullanmak bizi ateşten korur, cehennem ateşinden korur. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık Şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Demek ki aklını kullanan kendini yakmaz. Ateşe düşmez. Ateşe girenler, cehennemlik olanlar aklını kullanmayanlardır. O halde aklımızı bugün kullanalım. Aklımızı başımıza alalım. Eyvah deyip pişman olmayalım. Fırsat eldeyken değerlendirelim, değerlendirmeye çalışalım. Ve kıymetli dostlar şunu da unutmayalım. Akıl tek başına kalırsa sıkıntıdır. Sıkıntılı kararlar verebilir. Bunu görüyoruz. Aklına güvenen, sadece aklıyla hareket eden nice insanlar sapıtmıştır, saptırmıştır başkalarını ve yoldan çıkmıştır. Başkalarını da yoldan çıkarmıştır. Akıl vahiy ile bütünleşmelidir. Sadece akıl değil, sadece vahiy değil. Akıl ve vahiy. Zaten vahiy, din, akıl sahipleri içindir değil mi efendim? Sözleri şöyle bitirmek istiyorum. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam akıllı kişiyi tarif ederken akıllı kişi kendini hesaba çeken ve ahireti için çalışan kişidir. Aciz zavallı kişi kimseler ise nefsani arzu ve isteklerinin esiri olan aklını kullanmayan ve Allah'tan olmadık şeyler isteyip duran kişidir diyor. Evet kıymetli dostlar, akıl nimetini aklımız başındayken yerli yerince kullanmaya çalışalım. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun efendim.